Merhaba arkadaşlar, ben Berkay ve Geralt and Yennefer were reunited, but something even more important happened in Vizima. Geralt learned that Cirilla, his one-time ward, had returned from afar, and she was in danger. He was to find her at the Emperor's command and Yennefer's behest. Videoya birazcık böyle dandik bir şekilde başladık doğrusu, ama başlamamız olması en önemlisi, değil mi? Neyse ama arkadaşlar, geçen bölüm ne yapmam gerektiğini hatırlamıyorum sayeden ya. Hani baktım videonun sonuna ama yorgunum arkadaşlar bugün, o yüzden pek de şey yapmak istemedim. Yani şimdi bu el para bölümündeki. Belki yaparız bunu, belki yapmayız. En azından şimdilik yapmayacağız. Ama Siri'nin izinden istikamet Skellige'ye gitmek isterdim arkadaşlar. Doğrusu çok enteresan bir şey aslında. Bir görev var burada. Ve şöyle bir şey var. Bu görevi eğer yapmazsanız, ya da daha doğrusu şöyle diyeyim. Dünya haritası. Şurada Velen ve Novigrad'da bir görev var arkadaşlar. O görevi yaptığınızda Skellige'de bir tane bir görev yok oluyor şeyden. Görevlerden, hani o görevi yapamıyorsunuz bir daha. Ve... Ama arkadaşlar sanırım ben Baron'un kızıyla görüşeceğiz. Onu yapalım bari, değil mi? Baron'un kızıyla şey yapalım. Çünkü ana görevlere odaklanmaya başlayacağım şimdi gene arkadaşlar. İstemeden oldu. Hızlı yolculuk. Veren sahip topraklar. Baron'un kızı burada bir yerde olmalı arkadaşlar. Ve şöyle bir şey fark ettim şimdi. Eğer bakarsanız. Benim buralarda en azından öyle gözüküyor arkadaşlar. Hiçbir tane fast travel yerim yok. Yani ne demek oluyor bu? Burasını pek şey yapmamışım mı? Araştırmamışım galiba. While searching for the witch Ciri had quarreled with, Geralt ran into an old friend, Kira Metz. Sorceress told the witcher about a masked mage. Şu şeylerden nefret ediyorum. Ciri had seemed to taken shelter in his hideout. The witcher set off to find it, with Kira in tow. Ciri had never reached the elven mage. Yet the wild hunt had. The ghostly retinue was one step ahead of Geralt, or so it seemed. The Witcher felt that always lost, until Kira gave him a new lead. The Crones of Crookback Bog. Hani bunları skipleyemiyorsunuz arkadaşlar, ne yapsanız bile. Yani en azından öyle bir izlenim kaldı bende. Bazen skiplenebiliyor ya da daha erken bitirebilirsiniz, bazen olmuyor arkadaşlar. Emin değilim neden. Ama şuraya gideceğiz. Çünkü ben daha önce, eğer yanlış hatırlamazsam, ben buraya gelmiştim. İlk oynadığımda gelmiştim buraya arkadaşlar. Abi güneş. Güneş gözlerimi aldı lan. Göremiyorum. Ve şurada biraz bir şey yapacağız. Şeytan çukuru. En azından girmeye çalışacağız buraya. Şöyle bir şey var arkadaşlar, ben buraya sadece bir kez girdim geçen sefer oynadığımda, hani ilk defa oynadığımda. O da oyunun aşağı yukarı ilk başındaydı. Hoppa. Şunu utlayalım derim. Kilitle. Aç. Ha, hırsızlar vardı burada sanki, yanlış hatırlamazsam. Haydutlar. Evet. The
not your lucky day. Lan. Abi bunları şey yapamıyorsunuz ya, bloke edemiyorsunuz. Şu baltalı düşmanları evet arkadaşlar bloke edemiyorsunuz, neden bilmiyorum. Ama onlarda hani şöyle bir şey var arkadaşlar, adamlar evet, zehir işe yaradı arkadaşlar. Ne oluyor işte, burasını yağmalayacağız ve zaten hiç hatırlamıyorum arkadaşlar. Bir daha buraya gelmedim sanki. Ve yani şöyle bir şeyim var diyelim arkadaşlar. Bir kez bir yere gittim mi dersem eğer, bir daha şey yapmıyorum, bir daha gitmiyorum oraya. Hani tek seferlik bir şey yapma gibi bir şey. Ya da çok nadir. Böyle araştırma şeyim yok diyelim ya. Becerisi değil de isteği mi desem ya da... Hoppa, ne oluyor burada lan? Yani belki de burada bir hikaye var, belki de bir easter egg gibi şeyler var burada arkadaşlar. Duymadım, duymadım olduğunu ama. Ya da hiçbir yerde... Abi yapma şunu ya. Baktığım bütün videolarda easter egg konusunda burada şey görmedim arkadaşlar, size söyleyin, easter egg ya da özel bir şeyler, kayda değer bir şey görmedim. O yüzden pek şey değilim. Daha çok bu kapı açılırsa eğer, çünkü açılabilen bir kapıya benziyor bakın arkadaşlar. Yukarıda bir şey. Tamam. Yani buradan mı geçiyoruz? Şeye inebilir miyiz biz? Abi bu bölüm şey dedik, siz söyleyin. Baron'un kızınla falan görüşeceğiz diye, ama Baron'un kızını ekebiliriz valla. Eğer girebilirsek buraya aşağıya. Ama eğer girebilirsek tabii ki de. Tamam. Lan. Yak mı? Yak. Tutuştur şeyi. Evet tamam, ikisini de tutuşturayım abi. Yok yani hiçbir şey yapamıyorum burada galiba ya. Şurada şeyler var. Evet, oraya gittim ben. Tamam, buraya gidelim. Gidelim buraya, gidelim. Ay. Fuck! Kim dedi onu? Fuck diye. Yeah. Abi ne zaman çıktınız siz ya? O zaman... Oğlum bazen şimdi... Yani tavşanlar gibi çiftleşiyorlar sanki ha. Bir var mı, bir yokmuş resmen. Your ass is mine.
Oba, yavaş. Ve şurada şöyle bir şeyler var. Şunları alalım. Hatırlıyorum ya, burada çok eğlenmiştim ben. Eğlenmişim derken bayağı bir zamanımı kaybettim daha doğrusu. Çünkü çok şey yağmalamaya şey vardı. Ay, çok 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 çok. Ama şöyle hopa bin. Şu şey yani arkadaşlar, kılıcıma koyduğum zehir arkadaşlar baya bir güçlü, hani baya bir işe yarıyor. Lan. Giremiyorum buraya mı lan? Ve evet gidiyoruz. Olay şu arkadaşlar, hatırlıyorum şöyle bir sahne vardı sanırım. Bir mağaradan bir canavar çıkıyordu, böyle insanlar falan vardı ve mağaradan canavar çıkıyordu yani. Emin değilim ama burası orası mı? Çünkü şu mağaranın girişi neredeydi lan? Mağaranın girişini eğer benzetiyorum belki de, ama burası olabilir. Belki bir süre geçtikten sonra eğer buraya gelirsem birkaç şey değişmiş olabilir arkadaşlar. Ama emin değilim. Görüyorsunuz ama öf, bayağı bir şey. Şimdi arkadaşlar konuşmuyorum çünkü abi. Come on now. Not so fast. Oyunu kaydet. Burada enteresan bir şeyler oluyor arkadaşlar. Şimdilik sanırım olmayacak. Okey. Ama şurada evet. Keep that up and I'll crack your skull open. Yanıldık. Ha, bakın arkadaşlar şurada. Grey boy, calm down or you'll choke to death on 3 pounds of steel. Şunları görüyorsunuz mu arkadaşlar? Burada şeyler var birazcık. Enteresan figürler. Adam kalkıyor. Şey yapmak istemiyorum şimdi. Bu arkadaşlar şu görevlerden biri. Kötülüğü... Evet. Hayır. Hayır, bu görev değil. Hangisiydi o lan? Stunger. Hazine avcıları. Baya... Yok. Yedi kedi han dışındaki ilan tahtası. Hearts of Stone değildi arkadaşlar. Neydi o? Blood bir şeylerdi. Blood and Wine. Gene yaptık istemeden ha. O DLC'den bir şey arkadaşlar. Olay şu, burada şimdilik bir şeyler olmayacak ama ilerlediğinizde, oyunda ilerlediğinizde
Buradaki yer değişecek arkadaşlar. Şu gördüğünüz askerler kaybolacak buradan. O askerlerin yerine haydutlar gelecek. Ve o haydutlar da arkadaşlar o köyde terör estirecek. Ve sizin de yapmak istediğiniz şey arkadaşlar. O yüzden hani arkadaşlar biraz şey okuyordum ya sol taraftan yazan şeyi. Şöyle diyeyim size değişik olacak ya orası. Olmaz. Eğer kime konuşuyorum diyorsanız arkadaşlar kediye konuşuyordum. Klavyenin üstünde yürüyordu. Ve geldik slow nereye now. Geldik biz? Novigrad diyeceğim de Novigrad değil ya kısa Redenia ama Oxenfurt hep karıştırıyorum şu ismi ya hep nasıl desem ters geliyor bana. Ama çok enteresan bir yer arkadaşlar. Ve burada da arkadaşlar greetings master, we've got a razor and shears. Good. Make me look decent. Yeni bir şey oluyor. Şöyle diyeyim. İlk defa gördük şimdilik. Yeni bir saç kesimi istiyorum. Yalvar uzun. İsyancı elf miydi ya? Yok abi bu ne ya? İbni olduk anasını satayım. Bu muydu? Bu gene daha iyi. Hadi bir tık daha iyi. Olay şu arkadaşlar. Bu aslında bedava bir DLC. Oyunun ilk başında yoktu böyle bir şey. Eğer yanlış bilmiyorsam. Şu muydu ya? Benim tarzım diyeceğim de. Yok abi bu değil. Bu değil. Bu muydu? Şimdi resmen hani burk burkuna para veriyorum ama. Evet sanırım. Sanırım buydu. Selam. Evet aşağı yukarı ne bileyim bu tarzı seviyorum arkadaşlar ama olay şu bütün seçeneklerden belki de bu tarz ve normal tarz en hoşuma giden şeyler. Çünkü diğerleri nasıl desem çok fazla şey yok arkadaşlar seçenek yok. Hani seçemezsiniz şöyle de yapabilsem. Hani diğer oyunlardaki gibi değil mesela diğer RPG'ler normal şey gibi. Fun. We don't serve lushes, shavers, caretakers, or students from Philosopher's Hall. Do I look like a any of the people from that list? Doesn't hurt to check, just so it's clear how things stand. So what did they do to you, the students from? Rather not talk on it. All right. What's your poison? Burada arkadaşlar Gwent oynayacağız. Play Gwent? Not with just anybody, and always for high stakes. With you. Neden Gwent oynayacağız arkadaşlar? Çünkü bu adam Gwent görevlerinden biri. Ve I'll play on your terms. Şöyle diyeyim, bu adamla eğer oynamazsanız Gwent görevini kaybedebilirsiniz gibi bir şey. En azından özel bir kartı var eğer yanlış hatırlamazsam. Ve evet ya. Tamam, iyi güzel. Hoşuma gitti. Oley. Evet.
Ve aslında iyi, iyi oldu. Güzel. Hoşuma gitti bu kart. İkisini de hemen oynuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk bu adamla oynadığımda arkadaşlar bayağı bir zorlanmıştım. Bayağı bir zorlanmıştım. Çünkü adam sağlam ya. Neden sağlam diye soracaksınız ama bu karakteri ben biliyorum. Adam güçlü arkadaşlar. Sayın güçlü. Çünkü şu görüyorsunuz adamda tuzak kartları var ve şeylerini bayağı bir yükseltmişti ilk oynadığımda ben. Tamam, güvendeyiz gibilerinden. Emin değilim tam olarak güvende miyiz değil miyiz ama. Olay şu, emin değilim kullanırsam bunu benim kartımı da alacak mı diye. Ama olsun. Çok güzel oldu hatta. Bas. Bana bu kartı verdi ya. Harika. Harika yani. Şöyle diyelim. Ve ilk yapacağım şey arkadaşlar şu adamı öne sürmek, iki kartımı alıp tamam iyi güzel kötü değil. Hani çok yardımcı olacak bu kart çünkü eğer bakarsak arkadaşlar yakın mesafede sadece iki kartım var, onları da kullanacağım herhalde ama şimdilik şunu kullanacağız. Yani bu bizi etkilemiyor arkadaşlar bu yağmur olayı çünkü güneşli gün kartımız var. Biraz sonra her şeyi onarabiliriz. Hatta belki de ilk yapacağım şey onarıp da sonuna emin değilim hangisi olacak. Ama bu hatta güzel bir şey oluyor arkadaşlar çünkü en güçlü kartım benim şu anda 5. Bunu koyarsam belki de bu güçlenecek. Bu da 3 oldu. İyi güzel tamam süper. 3 olması süper. Adam bana hatta güç verdi. İyi güzel 4 tane kartım oldu. Eşit gibi bir şeyiz arkadaşlar. Şimdi ben bu kartı kullanıyorum. Tak ikisi gidiyor. İkisi gittiğinde adam gene kullanacak gene bak. Gene ay. Ayvayı yedik. 23. Bu kartı da kullanıyorum arkadaşlar. Ve abi 10. 12 dersem burada kaç var? Hani önce bu kartı uygulayalım bakalım. Evet, kazandık lan. I don't like losing, but that don't mean I don't do it with grace. The card and the prize are yours. You've been playing a while. Gotta know where I can find some interesting cards. In Novigrad, there's Oliver the innkeeper. He plays, though he's far beneath my level. Closer, in Velen, there's the barkeep at the inn at the crossroads. Olay şu arkadaşlar. Bak şu. Bu adamla oyunu kazandık ya. Adam Stefan mı dedi? Neydi o şeyler dedi. C'ye girelim. Hancılarla oyun mu? Neydi o? Hancılar. Hancılarla. Oliver.
Oliver arkadaşlar, Oliver'la oynayın kesinlikle, çünkü ileride yan görev şeylerini yapacağınız arkadaşlar serisi, böyle bir yan görev serisi olacak. Eğer onları yapmazsanız Oliver, ya da yaparsınız daha doğrusu, Oliver ölüyor arkadaşlar. Oliver öldüğünde de onu şey yapamıyorsunuz. A proposed hypericum perforatum leaves, known also as goat wheat, they held with cramps twice. Ve bu adamın yanına girdiğimizde arkadaşlar güzel bir şey oluyor aslında. Greetings. My my, a witcher. Something tells me I'll finally get something interesting to do. Sure doesn't look like you're short on work. So this, a Redanian army order, but there's no pleasure in't. One after the other, same thing time and again, no finesse required. Looking to perfect your craft? Of course. Crafting's like ploughing a maid. Fall into a rut and, well, sure, you'll get the job done, but there'll be no hoops, no hollers, no standing ovation. So, got any special requests for me? Help me stay on form? Still talking about armor, aren't we? Aye. What else would it be? Hatun tüdüklemek. Mallarını göster bana kanka. Show me what you have. Mallarını göster. Ve bütün bunları satıyorum. Ve şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Bunları da satacağız. Olay şu. Yanlış yapıyorum aslında. Bunları bu adama satmakla. Neden diyeceksiniz. Zırhçılar o kadar iyi para vermiyor kılıçlar için arkadaşlar. Ya da silahlar için. Adam hani onun için ne önemli? Zırh önemli. Başka bir şey pek önemli değil. O yüzden pek para vermediği için bazen birazcık nasıl desem bir şey oluyor. O kadar daha fazla kar edemiyorsunuz. Ama gene de zırhımızı sattık ve çöp silahlardan kurtulduk. Ayrıca da görüyorsunuz envanterimiz de birazcık hafifledi. Zaten bunu yapmak isterdim ben. Görüyorsun sağlamlık. Abi dur dur dur. Ne kadar şeyim var bakalım. Şu çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Oyuna girdiğinizde düğmelerden sadece favedeki düğmelerden başka menülere girebilirsiniz. Normalde bazı oyunlarda şunları şey yapmazsınız. Bazen bana zor geliyor bu. Ama aman aman aman. 24. Çelik kılıç, yani bu çelik kılıç daha iyi. Bu birazcık dandik oldu öyle mi? Bu ise hepten. Ha bunu satabilirim. Satmak istemiyorum. Unutulmuş Vran kılıcını satabiliriz belki de. Ama şöyle bir şey yapacağım ben şimdi. Evet. Gümüş kılıcımızı şey yapacağız arkadaşlar. Onaracağız. Greeting. Emin olmak istedim ya. That's fun. Evet neyse onar. Çelik kılıç ikisini de ondan alayım. Ha bunlar neredeyse hiç kullanmamış ya. Evet. Yani bu kadarlık. Vegvent. Let's play cards. Gwent wouldn't be bad. Ve ilk özel kartımız arkadaşlar. Hoppa aldım. Ha tamam. Başlat. Değiştir. Ha
Hadi lan, hadi lan. Değiştir. Oley, 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 oley. Ve arkadaşlar burada özel bir kartımız var. Vengerberly Yennefer. Bunlar şu kartlar diyelim arkadaşlar. Kahraman kartı diye geçiyorlar oyunda. Ve kahraman kartlarının birazcık bir özellikleri var diyelim. Hatta birkaç tane özelliği var. Bu adamın casus kartı birazcık dandik. Dandik derken bizim için dandik. Ve bu da arkadaşlar kahraman kartı. Ve bu casus kartı aslında çok güzel bir kart. Ben bu, sanırım bu destedeyim. Bu kart yok arkadaşlar. Emin değilim. Belki de var, belki de yok. Emin değilim dediğim gibi. Ama olay şu. Ben bu kartı benim desteme hiçbir şekilde alamıyorum. Ve bu kart hiçbir şeyden etkilenmiyor arkadaşlar. Ay, sesim değişti lan. Hiçbir şeyden etkilenmediği için de yani görüyorsunuz kahraman kartı. Yani hiçbir şey yapamazsınız bu kartı arkadaşlar. Bildiğiniz mükemmel şey kartı. Rakibe savaş puanı vermiyor ve rakip onunla bir şey yapamıyor. Hani çok çok şey bir kart arkadaşlar. Tam böyle rakibi derseniz ah ye bakalım gibilerinden. Nah sana kart gibilerinden ya da nah sana savaş gücü gibilerinden. Yani çok şey bir kart arkadaşlar. Sahiden güzel bir kart. Ay ve ben pas yapmak istemiyorum doğrusu. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hani bu kart arkadaşlar tuzak kuklası etkilenmeyecek. Tuzak kuklasıyla alamazsınız bu kartı. Ah. İyi tamam kazandık. Ve işte şimdi arkadaşlar şey oldu. Oyun şimdi başladı diyelim. Çünkü neden? Çünkü görüyorsunuz kartlarım bunlar. Şey kartımı kullanmadım, lider kartımı kullanmayacağım da şimdilik. Alice diyeceğim ama Alice değil bunun adı ya. Neydi bunun adı? Yennefer. Yennefer'ı koyduk arkadaşlar kart tahta edelim. Yennefer hani hiçbir şey etkileyemez şu anda. Hiçbir şey. Şöyle diyeyim, şu sis var ya, şu sis. Aşılmaz sis. Yennefer bundan etkilenmeyecek. Hani etkilenmeyecek. 7 savaş gücü olacak. 1'e düşmeyecek bu. Süper bir kart. Şimdi kullanmak istemiyorum çünkü adamda belki de birazcık daha fazla var. O yüzden şimdilik bunu kullanacağım arkadaşlar şeye geçsin diye. Siz söyleyiniz ama adam birazcık daha kullansın elindeki şeyleri diye. Hani görüyorsunuz lider kartını da bu yüzden kullandım. Sadece birazcık zaman geçsin diye. Ama şöyle yapalım şunu. Hiçbir özel kart ya da kabiliyetten etkilenmez. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Bu arada bu şeyi hiç bilmiyorum. Bu karakterin nereden olduğunu bilmiyorum. Ama neyse. Sadece bu kartı kullanabilirim. Şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Hani şimdi istesek yenebiliriz ama görüyorsunuz
full hani adamla dalga geçersek eğer gördünüz. Hani bildiğiniz yere tuz bastık şimdi. Burada şeylere kabul et. Trollere dikkat. Oxenfurt'taki canavar. Kral 5. Radovid mi bilmiyorum ya da B mi ne bu? Emin değilim ne olduğunu ama. Şimdi hatırladım birazcık daha bu şeyi arkadaşlar. Abi adam şey yani lütufkar hükümdarınız acımasız Radovid falan bilmem ne. Evet. Trollere dikkat. Bunu yapacağız arkadaşlar bu görevde. Oxenfurt'taki canavar. Bunu da yapmayacağız arkadaşlar. Öğreneceksiniz neden yapmayacağız. Kart oynayalım. Oha bu kartı aldığımı hatırlamıyorum ya. Ama şimdilik kullanmayacağız arkadaşlar çünkü çok fazla kart var desem de. Bunlardan da çok var sanki ya. Evet. Hani minimumda tutmanız arkadaşlar belki de sizin için en iyisi. Çünkü minimumda tuttuğunuzda arkadaşlar şu şey kartlar birazcık daha olası çıkması diyelim. Burada bayağı bir şey yapıyorum arkadaşlar. Devam. İyi tamam süper. Alalım bakalım şunu. Gene kartlar versin. Oh ne güzel. Miss. Tane şeyim var. Ne güzel. Bu arada casus kartı bende yok. Neyse. O kadar sıkıntı değil yani dünyanın sonu değil. Şimdilik. Tamam. Belki de arkadaşlar şimdi unuttum söylemeyi. Kahraman kartın kötü bir tarafı.
kötü bir taraf da var tabii ki. Hani negatiften etkilenmiyor yani. Mesela diyelim şu sistem ya da ıvır zıvırdan, buz şeyinden, onlardan etkilenmiyor ya. Pozitiften de etkilenmiyor. Mesela benim şu kartım tüm kuşatma birimlerinin kuvvetini iki katına çıkarıyor ya. Bazı kartlar var hani okçularınkini iki katına çıkarıyor. Bazı kartlar var silahşörlerin gücünü iki katına çıkarıyor. Kahraman kartlarında öyle bir şey yok. Adam sana 7 vermiş, 7 ile kalıyorsun oyunun sonuna kadar. Hani maalesef öyle bir şey yok arkadaşlar. Ne alabilirim ben? 8'i alacağım valla. Hani o birazcık kötü ama ne yapalım arkadaşlar. Ama bu seyahate de bir şey garanti ettim arkadaşlar. Şöyle diyeyim, şuna bakarsanız eğer şu 2-8'i alabilir adam eğer şey varsaydı, torch kartı varsaydı ya da ejderha kartı varsaydı, ama adamda galiba o kart yok. O yüzden ben doğrudan basacağım full gaza. Şurada şunu seçeceğiz. Evet, tamam. Yazık adamcağızı saçı bir kart varmış. Evet. Abi ben şeyi bile kullandım ya. İki kat şeyini ama. Abi ilk defa böyle bir deniyor kadın. Oyunda ilk defa bebek görüyorum ben lan. Tamam. Bir şey almayacağım. Bir şey sadece bakın ya. Baksana ne güzel biftek kesmişler burada. Kaburgadır, ciğerdir, her şeyden var lan. Sadece onlara bakıyordum be kanka. Bir şey koymasın adam içine. Hani kokluyordum. Bilirsin ya. Witcher Sense falan var hani. Ya sungerim ben hani. Koku duyum çok güzel hani. Zehir falan algılayabilirim hani. Yani evet arkadaşlar. Eğlendik burada birazcık ama şimdi daha ciddiye alacağız işleri diyelim. I'm looking for Tamara, the Bloody Baron's daughter. Your brother said I'd find her here. Wojtek sent you, sir. How else would I know she was here? Wait a moment. I'll fetch her straight away. Ben senin 5. derece kuzeninim, ona göre. Aynı gözleri sahipsin. You're looking for me, and who might you be? My father sent you. Yeah, to see if you're still alive and well. I'm Geralt of Rivia. I'm quite alive and extraordinarily well, Geralt of Rivia. Better than I've ever been in this rotten life of mine, and now that you've seen me, I bid you farewell. Wait. We've nothing more to talk about. Your father's a vile man. You're angry and bitter. Can't blame you. Why do you help him then? Why did you take this job? Because he knows something about someone dear to me. Promised to tell me if I found you and your mother. Got it. A bit of blackmail. Just his style. Well, now you've found me, you can tell him I'm alive and I'm never coming back. Bir de hikayeyi senden dinleyeyim ya. Before I agreed to look for you, your father told me his version of events. Tell me yours. Mine? It's dull as life amidst the swamps. My earliest memories are of a drunken father lying under the stairs, caked in mud and clutching a bottle. Next dozen years, pretty much the same. Father would drink, disappear for days, then come home in a rage and send furniture flying.
Thank the gods for war. I was glad every time they sent him off. And the quarrels. I remember him screaming at Mum, the thuds as he beat her, then her sobbing. I'd hide under my bed and long for silence. That's the long and short of it. Multiply by 19 and there you have my life. Finally, we'd had enough, Mum and me. He crossed the line and we fled. Doğrusu arkadaşım hangisini seçeceğim bilmiyorum. İki diyorum. Wojtek claims your mother had strange marks on her hands and that a monster dragged her into the woods. That true? We were riding towards the river. Suddenly, Mum cried out, bent over, almost fell off her horse. I rode up to her and saw something strange. Her hands were on fire. And then that creature leapt from the woods. I don't know what it was, but it roared so fierce my nose bled. I saw it topple trees. I've never been so scared in my life. And that thing grabbed my mum and disappeared into the woods. I wanted to turn back, go after them, but the horses panicked. Now I don't even know if she's alive. I don't mean to pry, but I know your mother had a miscarriage. His doing? He shoved her, she fell. That's how it started. We were alone, no one to help. Blood everywhere. Worst night of my life. Sorry. Must have been hard for you both. Mum was in shock. She was raving that it was better this way, that she never wanted the child. She must have had a fever. She was losing blood the whole time. She didn't want the child? Said she'd sooner cut open her gut than bear another child from his seed. Şimdi ne yapacaksın? What will you do now? Find my mum. You realize that might not be that easy. Don't worry, I'm not daft enough to believe I can do it alone. I've got some new friends now. Powerful friends. They'll help me. Kim bu dostlar? Who are these friends, if it's not a secret? No secret. Heard of the Church of the Eternal Fire? A priest helped me contact the Redanian witch hunters. Righteous, brave men. They'll help me. Hence the candlesticks in your room. So you believe in the eternal fire. Once the heat of the fire has set your heart aflame, it gives you strength and leads you down the path of truth for the rest of your life. I hope it'll bless you with its warmth one day. Thanks. Thing is, fire's tricky. It's easy to get burned. Evet. Geralt'ın söylediği doğru. What about your father? Who? Oh, him. I don't care. I won't go back to him. That bit of my life, forgotten it already. Well, well. A witcher. Never thought the Baron would stoop to hiring a monster slayer. Though I hear you're good at tracking things down. Andy Kimson. Glad you know who I am. Haven't introduced yourself, though. Gradon. Witch hunter in the service of His Royal Majesty Radovid of Redania. I'm certain you've heard of us. Rings a bell. If the Bloody Baron sent you to fetch his daughter, you'd best face it. You will fail in your task. I appreciate your concern, but I don't need it. As for Tamara, she can make her own decisions. Noble of you. A killer for hire, abandoning his bounty for the good of another. The hunters and the Church of the Eternal Fire thank you. So the Baron hired a witcher to find his daughter. Interesting. Desperate fathers have been known to do a lot to find their daughters. Unexpected from a witcher. I thought your mutations cleansed you of humanity. Stripped you of emotions. You don't need mutations to strip men of their humanity. I've seen plenty of examples. Hani abi, Geralt'ın lafları bayağı bir... Adam laf sokmakta usta. Where are you gonna take her? Tamara must rest. She's had a harrowing experience. When the warmth of the eternal fire has restored her strength, we shall see about finding her mother. Hope you know what you're getting into. I've never been more certain. The eternal fire is the best thing that could happen to me. In that case... Good luck. Thank you for respecting my choice. Farewell. Ve evet arkadaşlar, benim
Evet kanka, beceremedim. Kimirik. Hani arkadaşlar, bu karakter şeylerini hiç yapmayacağım ona göre. Şimdiden söyleyeyim. Şimdi bekliyoruz burada şeyi. Hani videoyu durdurup okuyabilirsiniz arkadaşlar. Biz hemen bekliyoruz. Hani abi, adamın evi bayağı bir dolu lan. Ah dudu bilmem ne bilmem ne var da var ya. Var da var valla. Tam şey böyle bakınıyorum ya. En sonunda dedim var da var ya. Her şeyden var. Abi ne çalışıyorsun sen, o zırhlar ne ya? Kitap var ne? Hani komik bir şey aslında arkadaşlar. Eğer yanlış hatırlamazsam balıkçı mı dedi bu adam ya? Balıkçı mıydı? Neydi bu? Konuşabilir miyim acaba şimdi bununla? Konuşamıyoruz. Köylü. Köylü diye geçiyor zaten. Komik bir şey arkadaşlar, hani balıkçılar bilmiyorum çok para kazanıyor. Türkiye'de bilmiyorum ne kadar para kazanıyor bir balıkçı, ama şöyle duydum, birkaç tane bir arkadaşlarım var diyelim. Ve o arkadaşlar bana diyordu ki, İskoçya'daysanız eğer, balıkçıysanız hayatınız 10 numara 5 yıldız. Tek sıkıntısı hani denizde olacağınız bayağı bir uzun süre, ama çok para kazanıyorlarmış oradaki balıkçılar arkadaşlar. En azından öyle duydum. Ve bu bölümlük de bu kadardı arkadaşlar. Kılıcım bak yamuk. Kılıcım yamuk. Girer kötü ha. Ama arkadaşlar, bu bölümümüz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.